Merhaba, Gündem Özel'le karşınızdayız. Gündem Özel'de gazeteci İskender Bayhan'la birlikteyiz. İskender Bayhan, hoş geldin. Hoş bulduk Seliş. Her zamanki gibi herkese sağlıklı günler diliyorum. Teşekkür ederiz. Evet, şimdi bayramdan bir gün önce yaptığımız programda bayramla ilgili yapılan çağrıları konuşmuştuk. Koronavirüsle ilgili konuşmuştuk. Şimdi bayramın son günündeyiz ve şöyle son gününde de tekrar bir konuşalım koronavirüs meselesini dedik. Çünkü bir yandan da aslında önemli gelişmeler de oluyor. Açıklamalar var, işte bakanın açıklamaları ve en önemlisi bilim kurulu üyelerinin, işte doktorların açıklamaları var. Biraz onları konuşalım istiyoruz. Ciddi boyutlara gittiği de söyleniyor virüsün. Yeniden artış gözlemlendiği söyleniyor. Ancak hükümet kanadından ya da Sağlık Bakanlığı'ndan bunun pek de öyle olmadığını duyuyoruz. Peki ama hangisi doğru ya da neye inanmamız lazım? Biraz tekrar bunları konuşalım istiyoruz son gelişmeler üstüne. Biraz şöyle başlayalım. Şimdi bayram bu 4 gün boyunca, bugün artık dönüşler başladı, trafik yoğunluğu vesaire. Peki ama işte 3 gün boyunca gördüğümüz tablo neydi? Yani hem sosyal medyada hem haberlerde aslında çokça dile getirildi. Sahiller kalabalık, doluydu vesaire. Biraz onları değerlendirir misin? Yani hem elbette bir gerçek var. Gerçekten dolu her yer. İnsanlar maske, mesafe, bunlara pek dikkat etmiyorlar. Peki ama bu tek başına insanların bilgisizliği ve bilinçsizliği mi? Zeliş, evet biz bayramın hemen öncesinde Arefe gününde yaptığımızda programı aslında bu bayramda bazı tedbirlerin, hükümet tarafından bazı tedbirlerin alınması gerektiğini söylemiştik. Ve şimdi bayramın son günündeyiz ve neden bunu söylediğimizin bir anlamda sağlamasının yapıldığı bir 4 gün yaşadık. Şimdi sadece Tevfik Özlü'nün, bilim kurulu üyesi Tevfik Özlü'nün açıklamalarına, son açıklamalarına bakarsak bile bayram süreci içerisinde birkaç milyonu bulmuş olabilir. Bağışıklık açısından, sürü bağışıklığı anlayışı açısından izlenen politika birkaç milyona ulaşmış olabilir virüs bulaşan kişi sayısı. Şimdi biz daha önce hükümet bir sürü bağışıklığı politikası izliyor deyince buna tepkiler de oluyordu ve genel olarak hükümet bu tip eleştirileri ters bir şeyle, bilime aykırı, hükümetin aldığı tedbirlere aykırı, Sağlık Bakanlığı'nın uygulamalarına aykırı, hatta haksızlık olarak değerlendiriyordu. Ama sadece 4 günlük bayram süreci aslında bir sürü bağışıklığı tutumu izliyor hükümet dediğimiz şeyin ne olduğunu göstermiş oldu. Bütün bu bayramda çıkan tablo aslında bayramda salgına karşı çeşitli hükümetin önemli tedbirler alması gerektiğini gösterdi. Çünkü Tevfik Özlü diyor ki 230 bin civarında bir aseptik durumda da olsa bir hasta virüs taşıyan kişi sayısı var, hasta sayısı var veya virüs taşıyan insan sayısı var. Bunu normal zamanlarda, bayram sürecinde diyor, bunu normalde bir kişi 3 kişiye bulaştırdığını düşünürsek diyor, normalde bayram sürecinde bu 30'a çıkar diyor. Şimdi 230 bin kişi başına 30'a çıkarsa bunun bu rakam, bu büyük bir rakama, 600-700 bin rakamlarına bulaşıyor. Yine aynı şekilde bu bizim bildiğimiz oran dediğini düşünürsek bilim kurulu üyelerinin, bir de bilmediğimiz şey ki bunu da 6 ile 7 ile çarpmak gerekir diye Mehmet Ceyhan söylüyor, Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı. Öyle olunca rakam bunu da bir 5 ile 3-4 milyonu buluyor. Yani aslında hükümet bu bayramda 4 gün içerisinde bir sürü bağışıklığı politikasıyla 3-4 milyon kişinin virüs bulaşmasıyla veya virüsle baş başa kalmasıyla ilgili bir şey yaptı, tedbir almayarak bir hamle yaptı ve bu bayramda insanlar ister tatil bölgelerinde olsun, ister camilerde olsun, ister bayram namazlarında olsun, ister sokakta olsun, isterse piknik alanlarında olsun, isterse bayram ziyaretlerinde olsun, hangi nedenle olursa olsun 3-4 milyona yakın kişi şimdi virüs bulaşma tehlikesiyle yüz yüze kaldı. Dolayısıyla bu bayramın bilançosu, hani genelde bayramda trafik ve kaza bilançoları çıkarılır, bu bayramın virüs bilançosu çok ağır oldu. Bunu evet, artık bilim kurulu üyeleri de çok açık söylüyorlar. Hatta böyle bir normalleşmenin doğru olmadığını da söylüyorlar. Peki hükümet ne yapıyor? Hükümetin bir tek yaptığı, Sağlık Bakanı da öyle. Sağlık Bakanı da bayram tablosunu gördükçe sadece halkı niye tedbirlere uymuyorsunuz diye azarlıyor. Bence Sağlık Bakanı'nın bunalımı artıyor, itibarı da azalıyor. Böyle bir şeye girdi şu anda Sağlık Bakanı. Biliyorsun başından beri hep itibarı yükselen bir ve güvenilir kişiler arasında sayılan bir konumdaydı. Bu bayramla birlikte, bu bayramda attığı adımlarla, aldığı tedbirlerle, yaptığı açıklamalarla birlikte Sağlık Bakanı da, Sağlık Bakanlığı da bunalımı artan ama güvenilirliği azalan bir pozisyona ittik kendisini ve bayramı böyle geride bırakıyoruz. Evet. Peki biraz da bölgeye bakalım mı? Aslında o boyutuyla pek konuşmamıştık. Bölgeyle ilgili aslında şöyle bir durum var. Hemen yani hükümet tarafından yeni normale geçiyoruz deyip normalleşmenin başladığı ilk günden itibaren bölgeden, işte Diyarbakır'dan, Urfa'dan vesaire açıklamalar geldi ve hasta sayıları artıyor diye. İşte hastanelerde yer yok diye. Bunları aslında o normalleşmenin başladığı ilk anlarda hatırlıyoruz. Ama şimdi gün geçtikçe oraya dair de şimdi özel bir çalışma yapılmadığını görüyoruz. Özel bir çalışma yapılmadıkça da vaka artışlarını duyar olduk. İşte yine en son Urfa Tabibu Odası Başkanı'nın yaptığı açıklamada hastanelerde yer yok diyor. Urfa evet için. Yoğun bakımlarda da yer olmadığını söylüyor. Yoğun bakımlarda, hastanelerde yer olmadığını söylüyor. Ciddi iddia bunlar. Ya da ciddi veriler artık iddianın da ötesine evet, elbette. Biraz yani bölgeye dair konuşalım mı? Hem bölgede artmasının sebebi, şöyle hemen onu da ekleyeyim ben. Şimdi elbette Sağlık Bakanı açıklamalar yapıyor. İşte şu bölgede artış var, bu bölgede artış var diye. İşte mesela Diyarbakır'ı bunların içerisine koyduğu zaman işte taziyelere gidiyorsunuz, düğünlere gidiyorsunuz, buralarda artış oluyor, gitmeyin diyor. Yani yaptığı tek şey uyarı gibi görüyoruz biz. Biraz öyle mi? Onları anlatır mısın bize? Bölgeye dair ne çalışma yapılıyor? Şimdi Zeliş, bu hafta içerisinde bölgede çarpıcı gelişmeler, birisi senin de söylediğin Urfa konusuydu. Diğeri Diyarbakır'la ilişkindi. Bir diğeri de Malatya konusundaki açıklamalardı. Biliyorsun Malatya'da da Sağlık Bakanı ile Malatya Valiliğin Hıfzıssıhha Kurumu'nun rakamları da çelişiyordu. Hem de %100 çelişiyordu. Yani Sağlık Bakanlığı rakamlarında günlük vaka sayısı 50'ler 60'lar gibi, valilikte ise 100'ün üzerinde olarak açıklanıyordu. Diyarbakır'da da yine hastaneler, yoğun bakımların doluluk oranı Urfa gibi gündeme geldi. Urfa'da ayrıca bir ciddi bir şey daha var. Urfa'da TTB'nin açıklaması ve genel olarak basına da, yerel basına da yansıdığını ben arayıp sorduğumda öğrendim. Doğru. İl Hıfzıssıhha Kurulu rakam açıklamayı da bırakmış. Açıklamamış yani son 2 gün rakamları. Daha önce Sağlık Bakanı nasıl tabelayla oynuyor? Rakamlarda işte yoğun bakım hasta sayısı, entübe hasta sayılarını çıkardı. Urfa Hıfzıssıhha Kurulu bir adım daha ileri atmış. Tamamen kaldırmış açıklamayı bu yoğunluktan dolayı. Çünkü bölgenin en büyük tabii sıkıntısı, bir de büyük şehirlerdeki gibi, daha doğrusu batıdaki kadar bu kentlerde yoğun bakım hasta yatak sayısı ve hasta kapasitesi açısından oradaki kamu hastanelerinin şeyi daha da düşük. Nüfus yoğunluğu artınca yaz aylarıyla birlikte bir de insanlar sürekli köylerine, bulundukları yerlere gitmeye teşvik edilince, bir de bu sürü bağışıklığı vesilesiyle artık maske, mesafe, temizlik dışında bir tedbire gerek yok diye bir açıklamada gündeme gelince, tabii sürekli bir hareketlilik ve temas olağanüstü oralarda vaka sayısını artırınca altyapı tamamen, aslında salgının başında korkulan denen şey bölgenin başına gelmiş görünüyor. Yani neydi salgının başındaki şey? Salgının hızla yayılması, hasta, çünkü hükümet salgının yayılmasına yönelik tedbir almayınca hükümetin bütün, Sağlık Bakanlığı'nda bütün meselesi salgını hastanelerde karşılıyordu. Yani testi de hastanede yapıyor. Yatağa ağır duruma gelmiş hasta hastaneye gelince alıyor, yatırıyor ki o da Türkiye'de çok yüksek. Yani günlük vaka sayısının %62'si hastanede yatırılıyormuş. Şimdi bu başından beri korkulan şey, tablo, yani yoğun bir salgında yoğun bir artış bizim hastanelerin kapasitesini ve yoğun bakımın kapasitesini aşarsa çok kötü olur diye düşünülen tehdit şimdi bölgede birkaçının başına gelmiş görünüyor. Çünkü salgın ve vaka sayısı artınca hastanelerin kapasitesi ve yoğun bakım yatak sayısı yetmez duruma gelmiş. İnsanlar diyorlar ki mesela röportajlarda özellikle Urfa ve Diyarbakır gibi iller açısından yani ya iyileşen ya da ölen bir hasta bekliyorsunuz ki diğeri yoğun bakıma alınabilsin. Dolayısıyla şimdi bölge belki de yarın bu böyle giderse yani Türkiye'de virüsün yayılması, vaka sayılarındaki artış ve yoğun bakımlardaki artış hızı böyle devam ederse ki şu anda bunun engelleyecek herhangi bir şey yok henüz, ortada alınmış bir tedbir. Bölgenin başına gelen Türkiye'nin başına gelecek ve o başında korkulan denen senaryo gerçek olmaya başlayabilir. Bilim kurulu üyeleri de bunun dışında TTB'de bilim insanları da şimdi bu konuda uyarıyorlar. Ama gördüğümüz kadarıyla da bilim kurulu açısından hükümet şimdi artık bilim kurulunu dinlemiyor. Zaten ne kadar dinliyordu ayrı tartışılıyordu bu. Şimdi tamamen kullanıyor duruma gelmiş. Yani hükümet bilim kurulunu kullanıyor şu anda. Sağlık Bakanlığı ve hükümet bilim kurulunu kullanıyor. Çünkü bilim kurulu üyelerinin açıklamalarıyla Sağlık Bakanlığı ve hükümetin açıklamaları ve uygulamalarındaki makas iyice açılmış durumda. Kullanmaktan yani kastın nedir peki? Yani şöyle, yani açıklamalarda işte bilim kuruluyla da konuştuk, böyle oldu. Bilim kurulunun önerileri doğrultusunda böyle yaptık diyor ama bilim kurulu üyelerinin mesela Ateş Kara, Tevfik Özlü bilim kurulu üyeleri arasında başından beri en çok ve en güvenilir açıklamaları yapan kişiler olarak kamuoyunda en çok öne çıkan hocalardı. Ama Mehmet Ceyhan bilim kurulu üyesi, bir ara bilim kurulu üyesi oldu olmadı tartışıldı ama en çok güvenilir bu alandaki hocalardan birisiydi. Şimdi bunların açıklamalarına bakıyorsunuz. Bunların açıklamalarındaki tabloyla Sağlık Bakanlığı ve hükümetin bilim kurulunun değerlendirmeleri ışığında yaptık dedikleri arasında dağlar kadar fark var, rakamlar da dahil. Şimdi bilim kurulu üyesi diyor ki Ateş Kara, bu tablo niye değişti ben bilmiyorum diyor. Tevfik Özlü diyor ki biz açıklanan resmi rakamları onunla çarpmak lazım diyor vaka sayısı açısından. 230 bin şu anda. Bak Sağlık Bakanlığı'nın şu andaki vaka sayısı açıklamasında toplam şu anda yani takipte olan hasta daha doğrusu virüslü kişi sayısı 10 binlerde 11 binde Sağlık Bakanlığı verilerine göre ama Tevfik Özlü'nün açıklamasına göre 230 bin. Dolayısıyla yani artık bence tamamen sadece bir şey olarak kullanıyor. Yani. Aksesuar olarak kullandığını düşünüyorum bu 1-2 aydır bakanlığın ve hükümetin bilim kurulunu. Zaten daha önce de tartışmalıydı dediğim gibi. Daha önce her gün toplanıyordu. Açıklamalar, tedbirler falan konuşuyordu. Şimdi bu iyice geriye gitmiş durumda yani bilim kurulu açısından verilere bak. Evet. Zaten biraz bilim kurulu içerisindeki isimlerin de daha fazla ortaya çıkıp daha fazla çeşitli açıklamalar yapması da biraz herhalde durumun vahametini gösteriyor yani. Hani biz bizim dediğimiz yapılmıyor, siz sayıları böyle çarpın diyerek aslında doğrudan açıktan söylemeseler de bazı mesajlar veriyorlar diye anlıyoruz. Tabii o durum çıkıyor ortaya. Evet, fotoğraf öyle çıkıyor. Yani doğrudan hedef almasa bile fotoğraf öyle çıkıyor. Değil mi? Mesela bak şu anda Türkiye başından beri, salgının başından beri ortalama günde 34 bin test yapmış. 34 bin yani 11 Mart'tan bu yana toplam test sayısını gün sayısına bölersek 34 bin çıkıyor. Ama Mehmet Ceyhan'da bilim kurulu üyelerinde tabloya bakarsan bunun 10 katı teste ihtiyacı var en az günlük Türkiye'nin. Yani gerçek duruma ulaşabilmek için. Ama buna dair herhangi bir şey yok. Senin dediğin gibi ne oluyor o zaman? Yani karşıt konuşmuyormuş gibi olsa da açıklamalar karşıt duruyor. Karşı karşıya duruyor yani. Yani çok açık. Peki şimdi başka önemli mesele daha var. Buna da kısacık değinelim. Yine Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Yeşim Taşova bir açıklama yapmıştı. Yeşim Taşova şöyle bir şeye dikkat çekiyor ve bu önemli bir mesele. Hem vatandaş açısından hem sağlık çalışanları açısından. Diyor ki sağlık çalışanları çok yoruldu. Artık çok daha dikkatli olmamız gerekiyor. Gerçekten şimdi böyle de bir durum var. Yani normalleşmeye geçtik dendi. Vakalar arttı. Hastanede yer yok. Herkes hasta, sinirli ve gergin. Bir yanda sağlık çalışanları zaten 5 aydır hiç durmadan çalışıyorlar. Büyük bir çoğunluğu. Zaten onların sorunlarını ayrıca dile getirip konuşmuştuk. Bu sorunlarda çözüm üretilmedi. Sorunları bir yandan devam ediyor. Bir yandan şimdi ikinci dalga mı geliyor, birinci dalga pik yaptı falan derken yine hastanelerde olmaya başladı. sağlık çalışanları elbette yoruldu. Hem onların yorulması vatandaşlar açısından hem de kendileri açısından nasıl tehlikeler doğurur? Evet, şimdi mesela Yeşim Taşova'nın, senin söylediğin Yeşim Taşova'nın açıklamasıyla bilim kurulu üyesi, mesela daha önce yapılan açıklamaları yan yana getirdiğimizde aslında ikinci bir dalga kaçınılmaz görünüyor. Genel olarak bilim insanları mutlaka bir ikinci dalga olacak ama ne zaman olacak diye bir şey üzerinde duruyorlardı. Evet. Bir kere artık ikinci dalga olacak ama Mehmet Ceyhan'la diğer bilim kurulu üyelerinin açıklamalara baktığımızda da bu sefer birinci dalgadaki yükselişle birleşen bir ikinci dalga olma riskinden söz ediliyor. Bu daha büyük bir tehlike deniyor. Yani daha birinci dalgada biz yüzlü vakalara, 300'lerin altına günlük olarak inememişken, ölüm oranlarını sıfırlayamamışken ya da 1-2 seviyelerine, onun altına 5 seviyelere çekememişken, bu yükseliş devam ederken bir ikinci dalga gelirse bu en kötü senaryo olur diye düşünüyor ama veya söyleniyor. Ama tabii hükümetin burada vatandaşı azarlamaktan ya da Sağlık Bakanı'nın tedbirlere uyulmuyor diye habire ikaz eden açıklamaların ötesine geçmemekten başka bir adım atmadığı koşullarda böyle karşılanacak gibi yani tablo. Yani sonbaharda Türkiye yeniden şunlar olabilir. Yani artık o ikinci dalgayla birinci dalganın yükselişi zirvede buluştuğu koşullarda siz kalkıp yeniden kısıtlamalar gündeme getirebilirsiniz. Ama bu ne diyelim geçmiş olacak yani. Büyük kayıplar verilmeye veya büyük salgında büyük faturalar ödenmeye devam edecek. Siz o zaman tedbir almaya başlayacaksınız. Zaten normalleşme böyle olmaz. TTB'nin uyarıları, bunların hepsi zaten bu olmasın diyeydi. Ama bu ciddi bir tehdit. Ben şunu yalnız şöyle anlaşılmamalı. Biz şunu söylerken bunun altını çizmek istiyorum. Ya vatandaş tedbir almasın demiyor kimse. Elbette maskesini de taksın, mesafesini de korusun, temizliğine de dikkat etsin. Ama bu virüs, bu salgın bununla baş edilebilecek bir şey olsaydı zaten bu kadar ciddi herhalde bilim dünyası, Dünya Sağlık Örgütü, Türk Tabipler Birliği bu kadar büyük şey yapmazdı. Değil mi? Fırtınalar kopmazdı. Demek ki bu yetmiyor yani. Maske, mesafe ve temizlik tamam vatandaşın bireysel olarak alabileceği tedbirler. Elbette alsın. Ama bunun salgını önlemek, salgını durdurmak ve salgının yıkıcılığını ortadan kaldırmak, halka faturasını önlemekle bir alakası yok. Bu vatandaşın alacağı bireysel tedbirler. Biz hükümetin bu yönünden sorumluluğunu tartışıyoruz. Evet. Bir soruma yanıt alabilirsem eğer, çok daha az süremiz kaldı. Sağlıkçılar açısından durum nedir? Evet, gerçekten sağlıkçılar yoruldu. Evet, sağlıkçılar açısından da tablo çok açık. Bence çok haklı bir şey de söylüyor. Zaten izinleri de büyük oranda durdurulmuştu. Çok kısıtlı izin hakkı veriliyordu sağlıkçılara ki bu da belli kentlere göre, vaka sayısına göre farklı farklı uygulanıyor. Yani ben sağlıkçılarımızın çok daha ciddi fedakarlıkla, yine canlarını dişlerine takarak hayatları pahasına böyle bir durumda hastanelerde mücadele edeceğini, gelen hastalara sahip çıkmak için, tedavi olmaları için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını düşünüyorum. Başka bir şey ama niyetle gerçek ve güç aynı anlama gelmiyor. Bu sağlık çalışanlarının niyeti bu olabilir ama pratik olarak gerçeklikleri de gerçekten yorgunluk düzeyinde, hatta daha öncesindeki gibi ayrılma istekleri, pandemi hastanelerinde o bölümlerde çalışmama, oradan uzak durma istekleri de tutumları da çoğalabilir. Çünkü gerçekten bütün yük eğer böyle giderse daha büyük, artmış, katlanmış bir biçimde sağlık emekçilerin sırtına binecek ve bunun bugünden tedbirlerini alıp hükümet şimdi bu en azından sağlık emekçilerinin sayısı açısından da, düzenlemeler açısından da bir şey yapması gerekiyor. Acil bir eylem programı hazırlaması gerekiyor ama tabii bu bizim söylediğimiz, herhalde bizim işittiğimiz bir tablo olacak. Evet. Çok teşekkür ediyorum değerlendirmelerin için. Ben teşekkür ediyorum. Yine bütün her şeye rağmen sağlıklı günler diliyorum. Teşekkür ederiz. Evet, Gündem Özel'in bugünlük sonuna geldik. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.